Sahifenin alt kısmında da kırmızı renkler ile renklendirilmiş olan şeddeli nun, şeddeli mim harflerini veya idgamlar sebebiyle ortaya çıkan teşdit malunne durumundaki tecvid kurallarında bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanmamız icap ediyor. Hunne'yi belli etmek için. Başka bir ifadeyle, içinde hunne olan bütün tecvid kurallarında bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanılır. Yani bir elifin üstüne en azından bir hareke miktarı kadar daha ilave etmek suretiyle şedde oluşan harfin üzerinde beklenilir, tutulur. Başka bir ifadeyle tutmalar diyoruz. Tilavet tahlillerinde bu ifadeyi kullandık. Tutulur. Şimdi ilk ayeti kerimeden itibaren okumaya başlıyorum. Kalu inna tatayyarna bikum. Kalu inna tatayyarna bikum. Doğru okuyuş bu. Burada inna te ne derken metni tabiimizin ölçüsü belli. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor şeddeli nunda tutma ölçüsü olarak. İnna te inna te doğrusu bu. Bir daha okuyorum. Kalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamas sennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. Doğru okuyuş bu. Burada le ille derken idam bilavun neden oluşan bir şeddeli lam var. Onu nasıl okuyacağımızı, ne kadar tutacağımızı üst kısımda söylemiştik. Ten te derken ihfa var. İhfanın içinde bu ne olduğu için yine bir tutma söz konusu. Bizim için misal teşkil eden kısım le nercumenne buradaki şeddeli nun bir. Men lenarcu mennekum ve le yemessenne iki. Yine şeddeli nun. Kummi. Misli misline uğramış idam misleğin mim olduğu için malunne. İdam misleğin malunneden oluşan bir şeddeli mim var. Bu da üçüncüsü. Sonra minne derken bir şeddeli nun harfimiz daha var. Bütün bunları teşdit malûn ne olduklarını göz önünde bulunduraraktan bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Metni tabiilerimizin ölçüsü belli. Bu seyirde okuduğumuz metni tabiinin ölçüsünün bir hareke kadar üstüne en azından çıkmamız gerekiyor. Buna riayet ederek bir daha okuyorum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum
وليمسنكم منا عذاب أليم. Doğru okuyuş bu. لترون الجحيم لترون الجحيم. Gördüğünüz gibi yine şeddeli nun harfinde bir harften çok, iki harften az miktarda oyalandım. Yoksa لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ şeklinde şeddeyi belli edip geçmek suretiyle tutmadan yapılan bir okuyuş, hatalı bir okuyuştur. Bir daha okuyorum. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ إنها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين. Doğru okuyuş bu. Şeddeli mim ile şeddeli nun harfini birbiriyle mutabık bir şekilde bir harften çok, iki harften az miktarda tutarak okudum. Bir daha okuyorum. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ şeklindeki bir okuyuş hatalı bir okuyuştur. Hatamız nerede? Konunun artık sonuna geldik. Sizler de bu hatalı okuyuşumu tespit edebilmiş olmanız gerekiyor. Üçüncü kısımda en sondaki idam-ı şemsiyeden oluşan teşdit malunneyi tutmadan, üzerinde oyalanmadan, diğer ikisi kadar eğleşmeden hemen şeddeyi belli edip geçmek suretiyle hatalı bir okuyuş yaptım. Halbuki bu üçüncüsünü de diğer ikisinin yanına götürmem gerekiyor. Aynı hizada birbiriyle mutabık bir şekilde bir harften çok, iki harften az miktarda tutarak okumam gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Bir daha okuyorum. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Doğru okuyuş bu. وَأَمَّا مَنْ şeklinde hemen şeddeli mimi geçiştirmek suretiyle okumak hatalı bir okumak. Tutmamız gerekiyor. Teşdit malgunnelerde bir harften çok, iki harften az miktarda. Doğrusunu bir daha okuyorum. وَأَمَّا مَنْ خَفَّ
ثقفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية. Doğru okuyuş bu. فَأُمُّهُ diye tutmadan okumak ise hatalı bir okuma. Biraz tutmamız gerekiyor. Şeddeli miyim? Teşdit mağlubunne bir harften çok, iki harften az miktarda tutulur demiştik. Bir daha okuyorum. فَأُمُّهُ هَاوِيَ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ. Doğru okuyuş bu. Dikkat ederseniz bütün tutulması gereken yerlerde bir harften çok, iki harften az miktarda tutarak okudum. Bunlar birbiriyle mutabık olarak tutulması gerekiyor. İnneha aleyhim mu'sadetun fi amedin mumeddede. Doğru tilavet bu. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. Doğru okuyuş bu. Burada بِسَلَامٍ مِّ مِّنْ tenvinden oluşan bir sakin nun harfimiz vardı. O sakin nunu yemnu harflerinde mimin içerisine kattık. Şeddeli mime dönüştü. Biselamim mi? Bu bir. Diğeri minne derken zahir açık gördüğünüz gibi teşdit malunne şeddeli nun. Bu da iki. Ve ale umemim mi derken umemin İki esre tenvin sebebiyle ortaya çıkan okunuşta sakin nunu yine yemnu harflerinden mimin içerisine kattık. Yine bir şeddeli mim oluştu. Mim mimme derken yine zahir göründüğü gibi şeddeli bir mimimiz daha var. Bir de men me'a derken orada gördüğünüz gibi sakin nun harfini yemnu harflerinden yine mimin içerisine katarak bir şeddeli mim daha oluşturduk. Bütün bu şeddeli mim ve nunları bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Şimdi buraya kadar bu dediklerime riayet ederekten bir daha okuyorum. قِيلَ يَا نُوحُ بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى
doğrusu bu. Ve umemun senumetti'uhum thumme yemessuhum minna azabun elim. Doğru okuyuş bu. Yine burada thumme şeddeli mim var. Yemessuhum mi idam-ı isteğin maluhun ne sebebiyle oluşan bir şeddeli mim daha var. İki, bir de minne derken şeddeli nun harfimiz var. Hepsi teşdit maluhun ne durumundadır. Dolayısıyla bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Bir de baş tarafta ve umemuse derken ihfamız var. Bunda da bu ne olduğu için yine aynı şekilde burası da tutulur. Bunlar hep birbirine mutabık bir şekilde tutulması gerekiyor. Bir daha okuyorum. Ve umemuse numetti'uhum thumme yemes suhum minna azabun elim.